Kazanova'ya bak sen ya. Kedi fotoğrafları bitti, şimdi de bebek fotoğrafları. Kızlar bayılacak tabii, oh. Ne alakası var ya? Ben bebeği sevdiğim için koydum fotoğrafı. Kim ki o bebek? Annesinin çöpe attığı bebek vardı ya. O bebek mi o ya? Ah yavrum benim, yazık ya. Talihsiz bebek. Neyse, ben yukarı çıkıyorum. Hepiniz hazırlanın hemen. Çok acil vaka geliyor, çabuk. Peki hocam. Durumu nedir hocam? Kafasından vurulmuş. Büyük patron. Hadi kendinize gelin, hadi çabuk çabuk. Monitöre bağlayalım hemen. Samet, oksijen maskesi. Peki hocam. Mermi giriş yeri sol frontal kemik. Çıkış yeri sağ parietal kemik. Hadi oksijen maskesi Samet, hadi lütfen geldi çabuk. Hocam. Tetanus profilaksisi alalım hemen. Peki hocam. Tomografi hazırlansın. Madem sen kovalıkça kaçıyorsun, ben de taktik değiştiririm. Babamların yapmaya çalıştığı şey benim de hiç hoşuma gitmedi. Bilmeni istedim. İki günde büyük ilerleme. Hadi bakalım. Efendim? Durum ne kadar ciddi? Tamam, siz hazırlığınızı yapın, ben hemen geliyorum. Arkadaşlar acele edin hadi. Hadi arkadaşlar. Yavaş yavaş. Durumu nedir? Hocam 40'lı yaşlarda erkek. Kafa travması var. Bilinci kapalı. Otoparkta birini vurmuş, kaçarken araba çarpmış. Hemen içeri alıyoruz. Hadi. Hadi. Hem frontal hem parietal kemiklerde kurşun giriş çıkışlarında kemik fragmanlar mevcut hocam. Beyin hasarını görebilmek için daha detaylı bakmak lazım ama kendi... Hocam nabız alamıyoruz. Hemen defibrilatör hazırlayın. Kalp masajı yapacağım. Bana bırak. Hazır. Geri çekilin. 3, 2, 1. Bir daha hazırlayın. 200 jüle çıkar. Peki hocam. Geri çekilin. 3, 2, 1. Al şunları. Hala Asaf Hoca geliyor. Hemşire Hanım, ambuyu çıkarıyoruz. Hemen oksijene bağlıyoruz. Samet, hemen kan grubuna bakılsın, destek gerekecek, tamam mı? Hadi acele et. Tamam hocam. Ulan hastayı buraya mı getirdiler? Evet. Adam birini vurmuş, kaçarken yaralanmış.
Vurulan hasta mı oradaki? Şey... ne? Baba dönmeyecek ki, bırak artık. Hadi, hadi inatçı keçi, hadi. Kaç dakikadır kalp masajı yapılıyor? 4 dakika hocam. İşe yaramayacak gibi duruyor. Baba, bırak artık. Hemen bir ünite daha kan istiyorum, acele et. Peki hocam. Ziyanlı babanın oğlu musunuz? Kızım çok hasta. Baba biliyor durumu. Hatta cep numarasını bile vermişti bana ulaşırsın diye. Ama sabahtan beri ulaşamıyorum. Tamam. Şöyle yapalım. Siz öncelikle sakin olun. Adınızı, numaranızı danışmaya bırakın. Ben bizzat ileteceğim kendisine. Hocam sonraya bırakmasak, şimdi yapsak. Durum gerçekten çok acil. Bakın beyefendi, benim şu anda gerçekten ameliyata yetişmem gerekiyor. Söz veriyorum, aratacağım. Tamam. Peki. Babam. Babam. Niye duruyorsunuz? Devam etsiniz de niye duruyorsunuz ya? Her şeyi yaptık Ansar. Hayır, duramazsınız. Devam etmeniz lazım. Epinefrin getir. Hemen epinefrin hazırla. Hadi, hadi. Babam. Ali Asaf oğlum, 2 kez durdu kalbi. Baba, merak etme, buradayım. Baba. Kurtaracağım seni, merak etme. Hocam, kaybediyoruz hastayı. Ali Asaf, kendi hastanın başına git. Başka biri baksın. Beyin cerrahı olan sensin. Hocam, çok acil ventrikulostomi kateter lazım. Çok acil. Ali Asaf, bırak. Bırakamam. Diğer hastanın sana ihtiyacı var. Babamın da bana ihtiyacı var. Tamam, ben devam edeceğim. Olmaz. Hadi baba. Ali Asaf, bırak. Anlatamıyor muyum sana? Babamın bana ihtiyacı var. Babam ölüyor şu anda. Ali Asaf, git. Ali Asaf, bana bak. O adama senden başka kimse yardım edemez. Şimdi gitmen lazım. Elimden geleni yapacağım. Söz. Kurtar onu Selim abi. Kurt. Anestezi hazır mı? Hazır hocam. Böyle açıp kafatası basıncını düşüreceğiz. Peki hocam. Delikli yeşil. Bir süre. Geldi hocam. Hadi hocam. Motor.
Derhal ameliyathaneye çekiyoruz. Hemen doktor Oğuz'u çağır. Hadi. Peki hocam. Hadi beklemeyin, hadi. Hadi hocam, hadi. Nabız başladı. Hemen ritmi kontrol edelim. Ali Asaf. Hastayı hemen ameliyathaneye çek. Hadi beklemeyelim, hemen yoğun bakım alalım. Hadi. Selim abi. Teşekkür ederim. Nasıl oldu bu olay? O adam babamı neden vurdu? Biz de bilmiyoruz. Restoranın otoparkında arabasını alırken olmuş. Serdar denen o adamın restoranın otoparkında ne işi vardı peki? Serdar mı dedin? Evet. Babamı soruyordu bugün hastanede. Neyse, sen şimdi babanla git. Gerisini sonra konuşuruz. Kader bize yine gülmedi. Yine kurtulamadık. Kes sesini. Birisi duyacak. Asıl o adam yaşarsa o zaman başımız büyük belada. Babam, beni bırakmayacağını biliyordum. Hadi bırak artık annenin elini. Daha fazla gelemezsin. Bekle burada, polis abiler sana yardım edecek. Hayır, olmaz. Hadi oğlum, bırak. Bırakman lazım. Annemin elleri çok soğuk, üşüyordur. Hasta olur diye korkuyorsan üzülme. Annenle baban gittiği yerde artık hiç üşümeyecek. İnan bana. Hadi bırak. Ben şimdi ne olacağım? Merak etme evlat. Artık ben yanındayım.
yerde ben bırakmayacağım elini baba. Korkma. Ben yanındayım. Ölmene izin vermeyeceğim. Dersen öldürürüm kendimi. Yemin ederim öldürürüm. Öldür o zaman lan. Öldür. Kılımı kıpırdatırsam şerefsizim. O kadında bende olmayan ne var ha? Ne var? Akıl var ulan akıl. Bırak hocamı deli karı. İnanma sen bana. Göreceksin. Ver şunu. Ver dedim şunu. Ali hocam, acilden verdiler. Ziyanlar hocanın eşyalarının arasından düşmüş. Üzüldü mü acaba ya? Daha kaç kere söyleyeceksin? Ya baba, yatırım, hisse, hastane hepsi avucunuzda olacaktı. Bu hastaneyi şu duruma getirebilmek için ne kadar uğraştık? Sus artık! Adam canının derdinde, sen hastane derdindesin. Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin? Bırak doktoru, insan olarak söyleyecek laf bulamıyorum sana. Hıncını yanlış yerden çıkarıyorsun. Ziyanur rakibim de olsa 40 yıllık arkadaşım benim. Bu şekilde hiçbir şey çözülemez. Çok yakında çözmene gerek kalmayacak. O Serdar denen herif Yaşar da konuşursa hepimizin hayatı kayacak. Beni değil, asıl onu sustur sen. İyileşeceksin baba. İyileşeceksin. Bak, uyanmazsan bozuşuruz ha. Peşinden gelirim, yine başına bela alırım seni. Daha Eylül'ü anlatacağım sana. Daha yaşayacak çok şeyimiz var baba.